Şimdi ilk defa bu kadar mutlu oluyorum. Çünkü insanların hepsi benim düşünerek bir şeyler yapmış. Kardeşim benim için bir şeyler yapmış. Çok güzel yapmış ya. Sen bunu al eve götür, bence salona bir yere koy. Ya da bahçenin bir yerine bir yer yapma. Çok güzel. Ay camın köşesi diye. Niye Hazal hala yok ya? Benim hiçbir doğum günümde hiçbir sevdiğim insan yanımda yok. Niye, bugün yok mu? Var. Buradaki insanlar seni seviyor. Evet. Herkes değil tabii de. Bilmem. Küçükken mesela her sabah hazırlanırdım böyle, tamam mı? Hep böyle prenses kostümle falan giymeye çalışırdım. Oramı buramı süslerdim. Doğum gününde mi? Hı-hı. Hep annemle babamı beklerdim, unutmadılar diye. Sonra işte çıkardım. Aşk adamı. Ama çıktığımda ne annem doğum günümde olurdu ne babam. Vallahi benimkini hiç kutlamadıkları için öyle nasıl duygu bilmiyorum yani. Hasretini bilmediği ama için. Ama ben çok özenirdim. Yaşıtlarımda hepsinde vardı. Benim daha valla ailem bu zamana kadar bir kere pasta kesmedi bana. Ben anama derdim ki, ana derdim, doğum günüm derdim, hani ne yapacaksın? Sen bana ne yapacaksın derdim. Niye derdim ben sana ne yapacağım, benim doğum günüm. Seni doğuran benim. Yani aslında benim doğum günüm, annemi kutlayacağım gün. Kendimi değil. Doğdum diye, beni doğurdu diye, anam oldu diye onu tebrik ettiğim gün. Yani benim annem anlayacağın yılda 4 kere doğum günü kutluyor. Abi, ben, kız kardeşim kendi. Bizim doğum günümüz kutlanmıyor çünkü doğurduğu için onu kutluyoruz. Öyle. Daha iyi geçiyor. Hemen birden işte şey oldu. Ama diğer arkadaşların da böyle yapmamasını isterdim. Sonuçta bu evde her şey olabilir. Ben o kadar da kötü birisi değilim ki. O onların ayıbı. Boş versen onları düşünme yani. Ama o kadar da kötü değilim yani. O köşede oturup hiçbir şey yapmamışken, ben herkesle tartışmışken bile burada birilerinin doğum gününe hep yardım ettim. Bak Didem'le küstüm, Adnan'a yardım ettim yine. Rabia'yla senin doğum gününe yardım ettim. Burada elimden geldiğince herkese bir şey yapmaya çalıştım. Bugün benim doğum günüm ya. Demek ki senin kadar iyi niyetli değillermiş. Ya da bu evde sevinmiyormuşum birkaç kişi hariç. Bu öfke, bu kin, anladın mı? Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Mutlu bir günüm ya. Bu benim doğduğum gün. Sen de mecburiyetten mi yapıyorsun yoksa bu konuşma? Ya ben canım istemem, bir şey yapmam ki. Biliyorum. Ben kızdım Rabia'ya da, kızdım şu an yani, anladın mı? Çünkü o yanlış olarak. Ben öyle bir şey yapsam, doğum günü için seninle dans etmişti deyip seni alırdan dans ederdim. Gökhan'ın her şeyi yalanmış, bana yaptığı. Doğum günü o diye keman, mi kıyamamış? O keman. Kıyamadığından mı dansa kaldırıyor? Ah ne yazık. Ne kıyamaması ya? Ne kıyamaması? Gökhan
tutarsızlıklarından dolayı sabah akşam değişen duygu kararsızlıklarından dolayı ilişkisine kötü yansımakta. Gökhan kendi eliyle, el örgüsüyle yapmış olduğu nazar boncuklarından oluşan bir bileklik vardı. Daha önce Gökhan ve Rabia arasında yeterince kriz yaşandı, kavga oldu ama hiçbir zaman Rabia o bileğindeki bilekliği çıkarmadı, atmadı. Dün Rabia'ya sarılıyor, ertesi gün Aycan'a sarılıyor ve bu sürekli sirkülasyon halinde devam edip gidiyor. Bu tutumunu Gökhan'ın kesinlikle savunmuyorum, son derece yanlış. Tarafı belli değil. Sağ tarafımda bir kız, sol tarafımda bir kız. Diğer kızlar da bana gelsin profili çizmekte ve Rabia'nın çok ciddi derecede canı yanıyor. Kesinlikle Gökhan'a karşı güvenini kaybetti ve bileğindeki bilekliği kaldırıp yerlere attı. Hiçbir şeyine inanmıyorum ona. İnanmakla zaten hata etmişim. Bilekliği yere attı. Sen mi ağlıyorsun? Tamam, şöyle geçelim sana. Böyle mi oturacaksın? Ha, öyle. Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Ha, niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorum? Ha, bilekliği yere attı. İyi bak Nazlı. Niye ağlıyorsun görüşürüz diyor bana ya Didem. Hadi çocuklar görüşürüz. Hoşçakalın. Niye ağlıyorsun diyor. Daha ne oldu? Mutlu yıllar yine. Ya önemli yani, değil. Kötü enerjiler var aramızda. Bacım. Kardeşim. Bacım. Canım. Kendine iyi bak. Tamam. Çok iyi bak kendine kardeşim. Sakın böyle yanlış bir şeyler çıkartma ben. Sana olan... Şimdi git bak, ben hazırla neler neler söyleyeyim. Sana olan samimiyetimden yani. Kıskançlar, siz üzülün. Güle güle. Kıskandığınızdan bir hep tebrik bile edemediniz. Ben de. Ben de sen de. Aykut bir şey kendine. Ben isim tutamam aklımda. Özel olması gerekiyor. Denerim. Aykut'un dişi de yamukmuş ya. Allah Allah. Dünkü Adnan'la olan kopukluğumuzdan sonra bugün hiç konuşmadık. Açıkçası inadından dolayı gelmeyeceğini tahmin etmiştim. Gelse de ne diyeceğini bilmiyor bence. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Tıpkı benim ona nasıl davranmam gerektiğini bilmediğim gibi. Sanki bir araya gelsek olay henüz çok sıcak ve konuşacak şey bulamıyoruz gibi. Ama biraz sanırım zamana ihtiyacımız var. Doğum günü kızı. Bebek yapacağız ya. Ya kızı ne kadar şanslı bir kızsın sen ya. Ne şansı, adamlara baksana. Surat düştü hepsinin. Kanka sıkıntılılar ya onlar şu an. Kıskanmışlardır, ne biliyorsun. Çok kıskanılacak hayatım, bir şey, çok güzel bir şey. Tamam da ben var ya şey yapardım. Çok keşke müşteri biz oynasak. Vallahi çok güzeldi. Tebrik ederdim tamam mı? Ben ettik. Çok üzüldüm. Ha. Hayır onlar değil. Ben yapmazdım. Ay ağlama sus ya. Saçmalama senin. Bugün doğru ağlayacağın gün değil. Tamam. Vallahi yüzüne bulaştırırım, sus. Sakın ağlama doğum gününde. Ağlamayacaksın. Pis Adnan beni doğum gününde ağlatmış da. Ne bileyim o kardeş. Kızımızda sim var, yesek ölmeyiz. Ne bileyim. Mi? Ben yemem. Ağlamaz mısın? Hayır. Ağlamak istemiyorum şu an tamam mı ama. Kızlara mı üzülüyorsun? Hayır Hazal. Gökhan'la da oturdun. Hayır onlar değil. Ben burada herkese bir şey iyilik yaptım. Aycan şu an bulunduğun ortamın tadını çıkar. Bir şeyler yapılmış sana. Ya şey ağlamanın ne anlamı var? Şahin, tamam, al buraya git. Rabia bilekliği kopartıp attı. Kim? Rabia. Ne bakıyorsun? Bilek almıştık. Ben ona bileklik yapmıştım ya. Ha. Çıkarmıyordu onu. Onu kopartıp attı. Kızın doğum günü abi, bir şey yok ki orada yani. Abi kızın doğum günü, hepsi oraya gitti, cephe herkes aldı. Herkes girdi, cephe aldı kıza. Cephe aldı. Oraya kızın... ayrı bir köşeye çekildir yani. Şey, sadece bir şey söyleyeyim. Hani duyduğumu söyleyeyim sana. Çok rahatlamış yani, böyle çok gülüyor hala, kahkaha atabiliyor falan. Kim? Dedi, Didem. Sadece onu söyleyeyim dedim yani hani. Adnan için mi dedi? Aynen. Tamam, boş ver sen onları. Hayır, sağ sadece ol. Şey... Tamam, sağ olasın. Yani... Ben yanlış bir şey mi yaptım? O da kızın doğum günü. Kimse, herkes cephe aldı, gitti. Her tarafı politik. Peki niye benim başıma geldi? Başka bir erkeğe bu kadar emek verseydim olur muydu? Ne yürüyüş ya? Ne
Ben sana söyledim ama bakışlarında bir samimiyetsizlik var. Benim bana karım var ama. Neden? Of. Gece kalkıp etseydi, belki onun aradığı öyle biriydi. Kalkıp etseydin keşke dansını. Ay kıyamam ben sana ya. Kaldırmadı seni dansa değil mi? Görmedim de bir ara dedim acaba beni sen mi kalkmak istemedin? Burada sadece seninle ilişki yaşayan bir kadın var değil mi burada? Senin dün sarıldığın. Sen o insanı görmedin, geçtin, ezdin, geçtin. Canım sen kendini harap etme. Hiç kendini harap etme, üzülme. Ben de bunlar benim son gözyaşlarım dedim sana zaten değil mi? Hayır, artık üzülme. Üzülme, yapacak bir şey yok. İnsanları değiştiremezsin. Neyse o şekilde evet kabul ya edeceksin. Ben sana uymuyorsa... Ben onu değiştirmeyi göze alacak kadar sevmiştim ama. Sonunda valla. İstemiştim, anladın mı? Bir şeyler yaşayayım. Olsun, inanmıştım artık ona. Dün araları iyiyken bugün böyle olması normal değil ya. Şurada geldiğimde de iyiydi. Selamlaştık, öptüm, baktım. Orada beni görmüyor bile. Anlamadım. Merak etme, kimseye yar olmaz. Ona da olmayacak. Gör bak. Aynen. Ona da olmayacak. Ona da olmayacak. Eden bulacak. Ya, ben o bakışları yakaladım. Anlıyor musun? Ay çaylı olan bakışları. O yüzden bakışları son ağlayan sen olmayacaksın. Abi o nasıl bakmakta öyle ya? Yani. İkisi birbirine. Ben de gördüm göreceğimi yani. Yanlış bir seçim yaptım. Ben başkasına yapsam, o kadar sevgiyi başkasına versem, şu an benim çok güzel bir ilişkim vardı bu tabii evde. Tabii ki. Çok güzel, diğer çok da düzenli. Diğer erkekler niye böyle yapmıyor? Diğer erkekler böyle yaptı mı hiç? Kendine fazla özgüveni olan kadın da erkek de iyi değil. Yani diğer özellikle erkek yapmadı. Aycan'ın peşi, Aycan ağlıyordu içeri girdiğimde. Evet. İlk gittim. Sen ikinci misin? Hı. Ben Rabia ağlamaya başlayınca gittim. Sebebini sordum. Hı. Niye diye mi soruyorsun dedi. Ondan sonra bak, kafayı bir çevirdim, yerde bileklik var. Bilekliği kopartıp atmış. Sen ne yapacaksın? Aykut da Gamze ile gayet. Dans edebilir insanlar birbirleriyle ya. He? Sorun yok yani. O derece diyorsun. O yani, da önemli değil diyorsun yani. İster önemli. He? Ne hissettiği önemli. Ben valla dans ederken gördüğümde gayet hisli dans ediyordu yani. Ben izlemedim, bakamadım ama öyle bir şey var zaten. Sen çıkan de şunu. Sen de gördün dansı. He? Gamze ile Aykut'un dansı mı? He? Valla bu gayet samimiydi yani. İşte bir şey tek beden olmuşlar. Tek beden, gözler kapalı. Aykut'un göğsüne elini koymuş böyle kalbine. Böyle yapıyordu. Sanki bildiğim böyle 4-5 aydan beri birlikteler. Aşk yaşıyorlar, öyle bir değişik bir şey vardı. İşte. Sonra geldi, bu adam diyor ki ben ona karşı bir şey hissetmiyorum. Ama yalancı olma o zaman ha. Tek taraf, tek başına mı dans etti Gamze? Bunun ne etti? Anladın kim mı kaldırdı? Kim kaldırdı? Aykut kaldırdı. İşte. Geçeceğim bunu. Allah Allah. Evet, Aykut da yani öyle değil. Aykut değil, da böyle yapıyor, böyle yapıyor. Geçeceğim yani, anladın mı? İkili oynamayacağım. İstiyorsan istiyorum diyeceğim. İşte Aykut da niye öyle yapıyor anlamadım ki arkadaş. İstemiyorsan niye kızdan sakal diyorsun? Yani?